Bir yeni doğanız varsa evde ve banyo ile ilgili bazı soru işaretleriniz varsa bu video size bu konularda yardımcı olabilir. Öncelikle bebeğimizin banyosunu köpük banyo şeklinde göbeği düşmeden de yapabileceğimizi unutmayın. Yani bölgesel olarak ilgili yeri temizliyoruz, köpüklüyoruz ve özellikle de göbeğe bu sıvıyı değdirmemeye çalışıyoruz. Çünkü sıvı maruziyeti sonrasında göbeğin kuruması zorlaşacaktır ve göbeğin düşmesi gecikecektir. Aynı şekilde göbek düştükten sonra ideal olarak 10. gün civarında düşer. Tabi bu 3-5 gün önce, 3-5 gün sonra olabilir. Yaklaşık olarak 1-2 gün oradan herhangi bir sıvı gelip gelmediğini kontrol ettikten sonra herhangi bir sıvı gelişi yoksa göbeğimizi de dahil olmak üzere tüm vücudu banyo yaptırma sürecine girebiliriz. Tüm vücudun banyo yaptırma sürecinde de göbeğin en sonrasında kuru tutulması gerektiği ve kurumazsa eğer oranın bakteri üremesi için kolay bir zemin olduğunu ve çocuğun hastalanması için kolaylaştırıcı bir bölge olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yeni konu ya da yeni sorularınız varsa alt kısımda yorum olarak paylaşın. Videolardan yarar görüyorsanız beğenin ve ihtiyacı olan arkadaşlarınızı